Merhaba sevgili dostlar Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova buçlarını 11-18 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, haciniz, huzurunuz bol olsun. Fazla uzatmayayım. Hemen bir bakalım falınızda neler çıkmış? Ay bir sıkıntınız atmaya uğraşacaksınız. Bu sıkıntı nereden? Hangi konularda? Dediğimde aile ilişkiler, ikili ilişkiler haneniz, orada bazı mevzular var. Bunları çözmeye çalışacaksınız. Oturduğunuz yerden sizi kaldırmaya çalışan birisi var. Yapmaya çalıştığınız işten sizi kaldırmaya çalışan bir değil aslında iki kişi var. Hanenizde oturmuş bir şeyleri düşünmeye çalışıyorsunuz. Belki ilişkinizle alakalı, belki hanedeki kişilerle alakalı ama burada arkanızdan sizi dürten iki kişi görünüyor. Özellikle bir kişi, onun arkasında da bir kişi var ama pazartesi günü Kafanızda yapmaya çalıştığınız, çözmeye çalıştığınız neyse aslında size yük olan ama çok net ve rahat bir şekilde çözebileceğiniz, uygulayabileceğiniz, tamamlayabileceğiniz bir konuda bu kişi sizi niye caydırmaya çalışıyor diye düşündüm çünkü sırtınıza yük. Hani yapmaya gerek yok diyen birisi ama sizin bunu yapmanız lazım. Burada bu kişiyi arkada bırakmaya yani küsmek. Sözünü dinlememek anlamlarına gelen görsellerde çıkıyorsunuz. Bu kimse arkanızda kalacak. Ve siz yapmaya çalıştığınız konularda önünüzde genişleyen bir yol var. Yani pazartesi oturduğunuz yerden kalktığınız... ...haneniz ya da ilişkilerle alakalı adımlar atmaya başladığınız bir gün olarak görünüyor. Önünüzde duran parasal bir mevzu var hanede çözülmesi gereken. Bir de ilişkilerle alakalı bir süredir çatışmayla devam eden bir süreci... ...noktalamak adına bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Burada... Noktalama kelimesi olan bir ilişkiyi bitirmek için uğraşıyorsanız evet bitirebilirsiniz ya da ilişkinizde ters giden bir konu süreç varsa bu süreci tamamlamak bitirmek noktalamak anlamına da gelir. Çünkü aslında baktığım zaman pazartesi salının bir bölüm ama salıdan sonra ee, hem biraz rahatlamış hem de geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış görünüyorsunuz. Bir sanki gidiyorsunuz salı gününe bir geliyorsunuz perşembe gününe. İşte çarşamba günü bir geri gün, bir ileri gün. Bugün dün onu yaptım, bugün ne yaparım? Plan mı yapıyorsunuz? Ya da verilmiş ya da konuşulmuş konulara mı takılıyorsunuz? Ama özellikle çarşamba, perşembe öncesi ve sonrası olarak geri ileri geri ileri yaptığınız, çözmeye çalıştığınız bir konu var. İletişiminizin yoğun olacağı bir hafta pazartesi olmasa özellikle salı gününden itibaren ikili ilişkilerde çok fazla konuşma görseli var. Ve bu durum aslında size cuma günü sıkmış görsellerinde çıkıyor. Sanki birilerine kapıyı kapatmışsınız. E, hani çok da görüşmek istemiyorum biraz kafa dinlemek istiyorum gibi çıkıyorsunuz perşembe cuma diyelim gene biz ona ve artı elinizle bir balığı yani bir parayı bir kişiye götürüyor olarak çıkıyorsunuz burada bir ödemeniz olabilir Kafanızda yatmayan bir ödeme yalnız gıcık kaptığınız bir ödeme kafa beden ayrımları var burada hani ödeyeceğim ama çok da kafama yatmıyor dediğiniz bir konu e, mali olarak söyleyebileceğim görsellerde çıkıyor perşembe cuma en geç Ha sonrasında neler var hafta sonu için neler var ilişkilerde neler var İlişkilerde mesafeli ama düzgün konuşmalar yaşarsınız. Hafta sonu pazar günü için yaptığınız bir yol planını iptal edebilirsiniz. Önüne çizgi çekiyorsunuz. Ee, burada sanki bir şeyleri karıştırıyorsunuz. Yani özellikle cumartesi, pazar bir şey bulma. Hani arayış var burada. İkilemde kaldığınız bir konuda arayış ama burada çok eski defterleri açmak anlamına gelen işaretler var. Bir konu kafanıza takılacak bu hafta ve aslında cumartesi pazar bu konuyu biraz düşünür araştırır durumda olabilirsiniz. Elinizde neptün işareti var. Sezgisel olarak aslında bir şeyleri çözmeye çalışma, kapalı kalmış konuları aydınlatma, e, sezgilerinizi kullanarak yani benim içimden bu geliyor ya dediğiniz bir hafta sonu da olabilir arkadaşlar. İş ve para konularında bu haftanız nasıl geçecek? Yani bu haftanız şöyle söyleyeyim. Pazartesi hem sevinçli bir haber alıyorsunuz hem de bir kişiyle ciddi anlamda çatışma yaşıyorsunuz. Karşınızdaki kişinin elinde bir çekiç var. Aslında burada karşınızda yırtıcı zarar verici bir kişiyle konuşmadan çok kavga eder görsellerinde çıkıyorsunuz bir birikim var burada biriktirilmiş bir şeyler var sizin kafanızın üstünde bir süzgeç görüyorum aslında konuşmaları ya da tavırları davranışları süzgeçten geçirdiniz e, fevri davranmak istemediğiniz ama sizi fevriye yöneten elindeki çekiçli kişi kimse fevriye yöneten bir fevri, fevri olmaya yönlendiren bir kişiyle pazartesi bismillah haftaya başlarsınız burada konuşmalar sonrasında biraz daha düzene girer üstüne bir çizgi çekersiniz ama niye bu kadar fevrileşirsiniz onu bilemiyorum salınız sakin gene konuşmalar görüşmeler var ee, burada çarşamba günü mesela bir konuda iki tane haberiniz var üst üste alacağınız işinizle de parasal konularla alakalı bir haber karşılıklı bir kişiyle görüşme ve noktalama bitirme aslında baktığım zaman buraya kadar da Pazartesi planlı yapıyorsunuz, çarpışıyor musunuz, ne yapıyorsunuz ama yapmış olduğunuz şeyler iki günü kurtaracak görsellerde çıkıyor. Burada özellikle iki gün alacağınız enerji hep yaptığınız işlerde genişleyen bir enerjide. Genişleyen yol görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani bu da şu demek oluyor. Önünüze çok fazla engel çıkmaz. Yapmış olduğunuz işi rahat rahat yaparsınız. Geniş geniş yapmak gibi düşünün bunu. Bu şekilde bir hatta perşembe bile olabilir. Sırtınızda gene birisi var arkadaşlar. Perşembeden itibaren sırtınıza takılmış sizden beklenti içinde olan bir kişi görünüyor. Arkanızda bırakmaya bu hafta yapamam demeye çalışacaksınız. Daha çok Önünüze gelen kişilerle uğraşma durumunuz söz konusu olur. Çok fazla insan görüyorum. Özellikle perşembeden sonra cuma cumartesi diyebileceğim alanda çevrenizde çok fazla insan var. Ama bunlar çok tanıdığınız böyle karşılıklı çalıştığınız insanlar gibi değil de sanki kalabalık topluluk ortam hani banka şubesi gibi geliyor gidiyor geliyor. Diye öyle bir ortam görselleri var. E para harcayacağınız bir alan olabilir. Ya da İşinizle alakalı arkadaşlarınızla toplu bir alana mı gitme diyelim. Hani bir alışveriş merkezine gitme gibi olabilir. Genel hatlarıyla aslında iş ve para konularında bu haftanızı sakin geçireceksiniz diyebilirim. Burada en çok para harcanacak alan temiz görsellerde çıkan hafta sonu. Ama pazartesi günü mesela cebinizden çıkan paraya dikkat edin diyebilirim. Gel kalan günler rahat görsellerde çıkmıştı zaten. Bakalım buradan neler ekleyebileceğiz diyeceğim ama güzel bir hafta olduğunu görüyorsunuz. Para borç, hanede borç konuları konuşulur. Burada e, birikmiş borç görselleri var. Bir elim var ama bir elim yok. Yani yeterli gelmeyebilirim diyorsunuz. Başınızın üstünde bir kişi. E, birilerinden bir yardım almak, destek almak isterseniz bu kafanızda düşündüğünüz kişiyle özellikle salı günü görüşme yapabilirsiniz. Fakat bu kafanızdaki kişi her kim ise yüzüne peçe takmış. Yani aslında bu peçe takma olayı da baktığım zaman çok da yanaşmayacak konuşsa da yan çizecek beklentilerinizi karşılamayacak bir insan olabilir. Ee, şimdi işle haneyi ayıracak olsam ya da işle aşkı ayıracak olsam iş tarafına daha çok bakıyorsunuz. Bakın şurada bir üç iletişimin yoğun olacağı insanları gösteriyor bize. Burada 7 ortaklıklar, anlaşmalar, dava konularında bu hafta özellikle hafta sonuna doğru e, olacak olayların önünüze temiz gelişmeler olarak e, düşebilme ihtimalinde biz de burada gösteriyor. Ama baktığın zaman hadi genelleme yapalım. Aile ilişkiler bir tarafa iş bir tarafa dediğimizde işte daha ilerleyişinizin güzel olacağı keyif alacağınız bir hafta. Ama ailede işte ve ilişkilerde bu karşılıklı tersleşen kişileri de ifade eder aynı zamanda. Tersleşmeler, kavgalar özellikle pazartesi, salı hatta çarşambayı uzayabilecek konularda ekstradan olabilir sevgili dostlar. Ama derseniz ki yüzde yüzdeye vurduğum zaman zaten yüzde yetmiş güzel bir hafta sizi bekliyor hatta yüzde seksen bile diyebilirim. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Önce sağlık, sonra aşk para onu siz değerlendirin. Ondan sonra da herhalde huzur gelir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.